Yayınımız siz terazilerle devam ediyor. 31 Temmuz'a kadar sizler de ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Özellikle bel, böbrek ve hormonlarda bir takım sorunlar, özellikle kronik sorunlar gündeme gelebilir. Sizler de bir takım kulağa hoş gelmeyen laflar duyabilirsiniz. Gizli düşmanlıklar, belki geçmişten sizi üzen kişiler tekrar karşınıza çıkabilir. Gizli aşklar oluşabilir. Özellikle bu süre içerisinde sıkıcı bir takım durumlarla mücadele durumunda kalabilirsiniz. Eşinizin işi de problemli olabilir. Dolayısıyla bu süre içerisinde çok fazla girişimde bulunmamakta fayda var. 31 Temmuz ve 6 Eylül civarında arkadaşlarınızın sorunları daha fazla belirginleşecek. Belki onların sağlık sorunları, ilişkileri sizlerden daha fazla beklenti içerisinde olmaları söz konusu olabilir. Yine bu süre içerisinde sizden beklentileri çok fazla olacak. Belki bir takım arkadaşlıklar sonlanabilir. Gerçek dostlarınızın kim olduğunu göreceksiniz ve gruplarda, organizasyonlarda ufak tefek teknik hatalar da oluşabilir. Akreplere baktığımız zaman sizlerde 31 Temmuz'a kadar arkadaşlarınızın bir takım sorunlarıyla uğraşma durumunda kalabilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerde zaman zaman sorunlar oluşabilir. 31 Temmuz 6 Eylül civarında yine kariyerle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Üst düzey yetkilileriyle zaman zaman ters düşebilirsiniz. İş içerisinde bir takım teknik hatalar oluşabilir. İş değişikliğini düşünüyorsanız 6 Eylül sonrasını tavsiye ediyorum. İş değiştirme gibi bir düşünceniz varsa çok fazla harekete geçmeyin. İş içerisinde oluşan sorunları belki harekete geçmemek adına daha iyi oluyor ve gözlemlemek. Belki neyi nasıl yaparım, iş arkadaşlarımla ve üst düzey yetkilileriyle daha ılımlı ilişkiler içerisinde olmak, belki bir şeyleri çok fazla fevri bir şekilde söylememek, geri planda olmak, bu gibi etkiler devrede olacak. Sizler de enerjiyi bu anlamda kullanabilirsiniz. Ve sırada Fiery Properties var. İngiltere'deki emlak alış satışları ve kirayla ilgili her türlü konulardaki önemli bilgileri yetkili kişilerden sizler için öğrendik. Hep birlikte izliyoruz.